Yüzyıllardır Türkiye'nin kış içeceği olarak bir numaralı yerini koruyan salep için sezon başladı. Şimdi Azerbaycan'a gitseniz, Azerbaycan'daki satıcılar şöyle, tabii bunu biz don numara kullandığımızı falan bilmedikleri için oradaki insanlar bu nedir diye sorsanız öksürük, öksürük, yani öksürükten kullanıyoruz demek istiyorum. Yani diğer yerlerde tabii bunu öksürük ilacı kullanıyor, yani tıpta kullanılıyor. Boğaz yumuşatması ve ciğerleri rahatlatmasının yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren salebe vatandaşlar şimdilerde yoğun ilgi gösteriyor. Evet, kış gününün vazgeçilmez içeceği. Bağışıklık sistemini biliyorsunuz artıran salep bugünlerde revaçta, soğuk günlerin içilecek en güzel içeceklerinden biri. Çünkü doğaldır. Salep koyuyoruz biliyorsunuz, süt koyuyoruz, şeker koyuyoruz. Bunları da yaparken en güzellerini, sanatımızı konuşturuyoruz. Yani salebi getirdik, sütü getirdik, şekerimizi getirdik ama ustalık yoksa zaten hiçbir şey yaramaz. Koyduğun ürünün arkasında olmak zorundasınız. Nereden aldığını bilmek zorundasınız. O yüzden de misafirlere ikram ettiğiniz salebin nereden aldığını, nasıl getirdiğini, hangi doğada yetiştiğini bilmek zorundasın. MADO Yönetim Kurulu üyesi Erdal Kambur, salebin zorlu serüvenini Aksaber'e paylaştı. Bağışıklık sisteminiz de yükselecektir. Kışın hasta da olmayacaksınız. Çocuklarınız mesela hasta olsa kışın iki kaşık bir sıcak salep verseniz onun bağızları daha güzelleşecektir. Aldığı solunum daha güzel olacaktır. O yüzden de tabii bu kış günlerinde vazgeçilmez. Türk içeceği, en azından Türk içeceği, yabancı şeyler içeceğimize doğal salep içsek, Türk içeceğimiz içsek, Osmanlı kültürü içsek daha izinde, daha yerinde olacak.